28 Ağustos 2019 Şule Yüksel Şenler'in Vefatı 29 Mayıs 1938'de Kayseri'de doğan Şenler aslen Kıbrıslıdır. Küçükken ailesiyle birlikte İstanbul'a göç etti. Öğrenimini ortaokul ikinci sınıfta bıraktı. Bir terzinin yanında çalışmaya başladı. Bu onun ileride kendi başörtüsü modelini oluşturmasına yol açtı. 21 yaşında gazetecilik yapmaya başladı. 1965'te tesettürlü bir hayata başladı. Yeni İstiklal gazetesindeki yazıları nedeniyle hakkında davalar açıldı. Anadolu'yu dolaşarak verdiği konferanslarla tartışmalar başlatmıştır. Onu taklit eden genç kızların başlarını aynı şekilde örtmeleriyle bu tarz örtü şule başı olarak anılmaya başlandı. Cevdet Sunay'a yazdığı bir mektup yüzünden Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklandı, 8 ay cezaevinde kaldı. Hür Söz, Yeni İstiklal, Bağbali'de, Sabah gazetelerinde kadın sayfası yaptı. Bugün gazetesinde 1967-1971'de köşe yazarıydı. Seher Vakti dergisinin baş yazarı oldu. 1971'de hapis yattı. 1980'den sonra Zaman ve Milli Gazete'de yazdı. Huzur Sokağı adlı romanı filme alındı. Yücel Çakmaklı'nın yönettiği Birleşen Yollar adlı filmin başrollerinde İzzet Günay ve Türkan Şoray oynadı.